Selamlar herkese. Pornant mağaza turu yapacağız sizinle birlikte. Gerçekten şöyle bir vitrine bakayım dedim de mükemmel olmuş ya. Ben bence hemen sizinle paylaşayım. Yeni sezondan parçaları şu an görüyoruz ve mağaza aslında küçük gibi ama bütün ürünleri hemen hemen bulabilirsiniz. Çeşitliliği çok. Şu bildiğimiz klasik Morocco serisinden başlayalım arkadaşlar. Benim çeyizim ilk şey Pornant'tan, bu arada söyleyeyim şimdiden. Bu renkli tabaklardan her birinden ikişer tane almıştım. Fiyatlarını göstereyim size. Bu şekilde ekranı durdurup bakabilirsiniz. Bunların aynı zamanda böyle Nescafe fincanları da var. Şöyle sade. Ayrı olarak da şöyle altlığı var. Bakın. Yazar küçük olduğu için sesle anlatamıyorum ama videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şöyle kupaları falan var. Altlıklar. Aynı şu şekilde salata kaseleri var. Yine bütün renkleri. Ben mesela bunun turuncu ve yeşilini çok beğeniyorum. Şu bardaklar falan ama tam benlik değil fazla. Şöyle masaları. Artık önüme ne gelirse rastgele göstereceğim size. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu 310 lira sanırım. 280 lira kutulu. Bayağı ağır. Güzel bir ürün. Zara'da falan da vardı. İşte antika pazarlarında da var. Böyle runner'lar. Böyle bir yemek takımı mesela fiyatı bu şekilde. Ama bence bana kalırsa sizinle ilgili, size şununla ilgili fikrimi belirteyim. Şu tabaklar var ya, bu arada hemen mikrofonu yakınlaştırayım. Şu tabakları almamın amacı mesela 21 santim bu. Hem pasta tabağı olarak alın, yani ekstra bir pasta seti almanıza gerek yok. Hem de kahvaltı için yeterince ideal bir boyutta. Bu şekilde parçalarınızı, yani Pornant'tan alabileceğiniz şey, almak isterseniz tek tek de alabilirsiniz. En güzel yanı da bu. Böyle kaseler falan ya da atıyorum yemek mi? Yemek için mi kullanmak istiyorsunuz? İsterseniz büyük boyunu alın. Şunlardan da alıp büyük büyük yemek takımlarına para vermenize gerek yok açıkçası. Bu düşünce diyeyim. İşte çorba kasesi ve bilmem ne. Şu ara tabaklar vesaire de var. Bir de bunlardan da var benim bu arada 12'şerli. 12 bundan, 12 bundan var. Bayağı zamanında alan şanslı mı desem bilemedim ama fiyatlar zaten Pornant'ta her zaman daha yüksekti. Şöyle bir sunumluk, aksesuarlar falan. Ay şunu Instagram'dan takip edenler bilir beni. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Paylaşımları yapıyorum. Bunun bir küçüğü daha vardı. Arkalarda mı şu an göremedim ama böyle biraz daha küçüğü ya. Şundan falan almıştım ben 80 liraya mini. Bunun fiyatı da dediğim gibi yazıları ben okuyana kadar bayağı saniye geçiyor. Sizi de sıkmak istemiyorum. Ekranı durdurup bakabilirsiniz. Bundan almıştım kendime. Şöyle şamdanlar falan çok şık. 750 lira. Bu net okundu. Bayağı güzel yani. Böyle mumluklar, dekorasyon vesaire. Mesela filler falan çok güzel. Şu minik filin fiyatı ne kadarmış? 290 lira. Böyle. Şimdi bence asıl tabak çanak göstereyim size. Nereden başlasak? Şu seri mesela bildiğim bir seri. İnce bir yemek takımı. Yani ince dediğim şey malzemesi porselenin biraz daha ince diğerlerine göre. Bu şekilde. İçerisinde bütün şeyleri var. Renkleri, desenleri, bakayım ışık nasıl görünüyor. Aynen şu şekilde görüldüğü gibi yani tam. Böyle bir farklı renk olarak şöyle kendinden desenli var. Modelini anlayın. Yine içerisindeki parçalar, fiyatı. Şöyle mavi severler için ismi ve 6 kişilik 32 parça. Desenleri böyle. Bence bilemiyorum. Şunlar da yine eski serilerden. Bilmek isteyenler, görmek isteyenler. Bu tarz videoları çok seviyorsunuz. Biliyorum. Şu an hani burada o kadar çeşit çok iyi. Sizi gerçekten sıkmak da istemiyorum. Şimdi her bir şeyi tek tek elime alıp da hangi birini göstersem de bilemiyorum.
O yüzden ekranı hani beğendiğiniz şeyler varsa atıyorum göstermemişimdir. Bakıp durdurabilirsiniz. Size şimdi dipnot söyleyeceğim. Cheese yapanlar özellikle. Şu tabaklarla ilgili alım ne biliyor musunuz arkadaş? Bunu ben aldığımda zamanında 45 liraydı. Yani yaklaşık bir 3 sene önce. İki tane aldım. 2 ile 6 arasında bayağı gidip gelmiştim. İki tanesini aldıktan sonra 4 tane daha aldım. Dayanamadım. Yani Yıldız'ı hem çok seviyorum hem de bu gerçekten Portland deyince aklıma gelen en güzel serilerden bir tanesi. Şu anki fiyatı ne kadardı? Bakamadım. 200 lira mı? 200 lira. Şaka mı bu? 200 lira olmuş. 4 tanesi falan değil herhalde değil mi? Düz tabak 28 santim. Ay iki defa elime aldım. Ne alaka 3 sene önceki fiyatı söylemem. Bundan almadım. Şundan 6'ya tamamlamıştım. Bunlardan da 2'şer tane almıştım. Özellikle şunu kesinlikle almanızı öneriyorum. Yani ortaya işte sosisli, patatesli, biraz daha sulu şeylerde falan boyu gayet ideal görüldüğü gibi. Zaten ışık şu an gerçekten bilmiyorum mağazanın ışığı nasıl. Biraz kötü etkiliyor olabilir. Şunlardan falan alın. Bunları aynı zamanda akşam işte meyve vesaire ya da çerezlerde de kullanabilirsin. Kahvaltılıklarda da. Yani şöyle şu setin demirbaşı mutlaka bulunsun sizde. Şöyle Nescafe fincanı vesaire de var. Bu arada bunların internet fiyatları aynı. O yüzden modeli beğenirseniz Blue Forest serisi. İnternetten fiyatına bakabiliriz. Mesela gösteremedim bu kadarını. Ondan sonra daha süslü kokoş takım. Şu dikkatimi çekti. Takım diyorum tabak. 200 lira bu da arkadaşlar. Hemen bırakıyoruz. Ama Portland'ın her şeyini gerçekten çok 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 beğeniyorum. Şöyle bir şey mesela herhalde ayrı satılıyor. Ay düşürmeyeyim. Ne kadarmış? 590 lira. Bence böyle bir şey için gereksiz sadece bir demlik. Yani bu tarz bir demliği başka markalarda da bulabilirsiniz. Ondan sonra şu nedir? Bu da güzel benziyor. 1900 lira. Bence bu da gereksiz. Ama bayağı şey ağır güzel. Ya, alın böyle bir ayak. Sevdiğiniz bir tepsiyi koyun gitsin. Şu seriden de benim şeyler vardı. Bundan yuvarlak tabaklardan vardı. Şunların bir tık büyüğü. Biraz bardakları göstereyim. Böyle bardaklar tanesini kadar 82 lira. 85 lira falan. Bayağı birim fiyatı vesaire farklı gösteriyor. Tonu falan çok güzel ama. Şöyle altta bu bardak, bu şeyler de bayağı seviliyor bu arada. Ben böyle renkli kadehler benlik değil fazla ya. Bunun fiyatı ne kadarmış? 107 lira. Çok gereksiz arkadaşlar. Bunu başka markalarda da bulabilirsiniz. Yani modeller benziyor yani o renkler falan. Şöyle güzel. Umarım sesim az gelmiyordur sizlere. Bunun fiyatı da böyle bayağı hafif. Bir de şu. Bu benim en sevdiklerimden. Yani ben cheese'e ilk başladığım zaman şu makarna tabağından iki tane almıştım. Bayağı büyük bir şey almıştım kendime. Hani eve geldiğinde 20 kiloluk falan da babam karşılamıştı kargoyu. Bu ne demiştim öyle. Bayağı güzeldi yani o dönemler. 233 lira bayağı yüksekmişsin canım benim. Makarna tabağı arkadaşlar. Sadece 2 kişilik alın size özel olsun. İnanın 4-6 alıyoruz da nereye kadar sanki her gün hani kendi adıma konuşuyorum misafir mi geliyor. Her şeyi almayı çok istiyoruz ama olmaz. Şundan da 4 tane almıştım bu arada bundan. Bir de lav yazan küçük şey tabak vardı. Ha, bundan da almıştım bu arada. Mesela bunlardan 4 tane aldım. Şundan da 4 tane aldım yanlışım yoksa. Bu 4 de şu 2 tane 2 olabilir emin değilim. Bir de lav yazan bir tabağımız vardı. Ha şu. Şundan da almış. Mesela tek kişilik pasta vesaire güzel olur. Bundan iki kişilik almıştım. Yani parçaları alıp birbiriyle mixleyebilirsiniz, karıştırabilirsiniz ki güzel olur. Şu seri de karşımıza çok çıkıyor. Bayağı eski bu da. Görmek isteyenler için gösteriyorum. Şimdi ben mağazanın diğer tarafına geçiş yapacağım. Şöyle gerçekten dediğim gibi gösterilecek çok şey var. Şu seriyi sevenler de çok. Ben bu seriyi de beğeniyorum. Ama bende yok bundan açıkçası. Şunlardan falan istemiştim zamanında da. Kaldı öyle ya.
dediğim gibi her şeyi çok istiyoruz ama bazen önemli olan önceliklere de zaman hani ayırdığımız için bunlara pek yer kalmıyor. Yine de içimizde bir şey bırakmıyoruz. Ben açıkçası öyle yapıyorum. Şöyle. Fiyatları da bu arada hem konuşurken gösteriyorum size. Fikir olsun. Bayağı güzel ama tabii sıcak bir şeyle eliniz yanabilir. Şu falan alınır, şu alınır. Bir de bunun pembesi falan vardı. Ay çok tatlı. Bunlar da çıktığı zaman çok beğenmiştim. Böyle çerezlik ne kadarmış? Gösterdim yukarıda bilmiyorum. 240 lira. Ama bence bu nedir? Adet fiyatı ya. Cık, çok yüksek. Bu en beğendiğim serilerden bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten çok beğeniyorum. Fiyatı bu şekilde. Her bir parçası ayrı ayrı. Özellikle şu fincanın güzelliğine bakar mısınız? Hemen altlıkla birlikte göstereyim size. Üstteki sallanır mı bilmiyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bir yanda elimde telefon var. Kazaya yapmayalım. Böyle almak isterseniz bu fiyata geliyor. Şöyle şu tabakları 21 santim olsa gerek. Evet 21 santim. Bu biraz daha küçüğü böyle pastara tabağı. Bu gerçekten mükemmel zariflikte. Sonra size şunları göstereceğim. Bunları kullanılan deterjana göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar ki çoğu kullanan kişiler yani daha doğrusu Gold'lar ben de aynı şekilde jel olan deterjanla yıkanıyor. Deterjan işte jel şeyle, bulaşık jeliyle yani kapsül vesaire değil de bir de büyüğü var ortaya salatalar, mezeler için vesaire güzel. Yani bu beğendiğim bir tanesi. Şurada da diğer parçaları var. Şu boynu görmek isterseniz böyle kutsuz olarak fiyatı 145 lira. Bir de tepsisi var bunun da. Bir de masa örtüsü vardı hatırlıyor musunuz? Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Masa örtüsü var bende. Zara'nın şeyinden almıştık. Outlet'inden almıştık. Bayağı benden alanlar da olmuştu. Yani masa örtüsünün hikayesini beni eskiden takip edenler bilir. Ne güzeldi o zamanlar valla. Bir de şu seri var. Ya ben bu seriyi çok şey yapamıyorum, beğenemiyorum. Bana çok lekeli gibi geliyor. Ama sevenleri için şöyle ne kadarmış? Kahve fincanı 293 birim fiyatı arkadaşlar. Böyle çok yüksek. Şu şey güzelmiş. Alt üst. Bayağı iki katlı. Ben bunu bakayım fiyatına. Ne kadar? 900 bin lira işte ya. 15 lira sizde. Böyle. Şunlar da biraz daha klasik ama dediğim gibi gösterecek çok çeşit var. O yüzden sizi sıkmayayım. Şeyleri göstereyim. Burası daha uygun bir köşe. Hemen göstereyim. Tabaklı çay fincanı 236 diyeceğim de yani abi yani Gülizcim'le uygun kaldık ya Allah aşkına. Değilmiş. Şunun fiyatına bakayım. Bunun fiyatı demlik, kapaklı demlik 5.600 lira. Yanlış görmüyorum değil mi ben fiyatları arkadaşlar? Şunlar da tek kişilik salatalar falan için iyi. 205 lira. 5 kase. Ay konuşamadım. 16 santim birim. Kutulu fiyatı bilmem ne bilmem ne. En düşük rakam bile en yüksek. Şunu da çok beğeniyorum mesela. Ha, şu tabağını göstereyim daha düzgün olur. Bayağı ince ama ya. Fiyatı böyle. Bir de onunla uyumlu kadehler var. Kadeh de bayağı ağır. Böyle kadeh de ağır sevmiyorum. Çok hafif de sevmiyorum. Ortası olsun bence. Size şurada bir renk var. Onu göstereceğim. Mükemmel. 241 lira. Mesela böylesi. Şu takımı almak isteyenler internet sitesinden bakabilir arkadaşlar. Bakın. Çok güzel tasarlanmış bence. Kadehleri falan da çok iyi. Bardaklar. 172 lira. Şu altta da yine eskilerden bir seri var da bayağı kötü köşeye saklamışlar bunu. Etrafı bronz.
Bunlar da tekleme ürünler sanırım bu köşede. Böyle. Çaydanlıklar vesaire yani pek önerir miyim bilemedim ama cezve şeyini ben de size mutlaka göstermek isterim size. Yine de isteyenler için bu arada yansıma. 850 lira bu şekilde. Beni görüyor musunuz? Orada siyahlar dediğim gibi arkadaşlar çok çeşit var. Hani nasıl göstereyim bilemiyorum ama umarım seviyorsunuzdur. Yorumlarınızı, fikirlerinizi aşağı yazar mısınız? Bayağı kalın, güzel bir fincan. Altıda bakın 214 lira tabakla yani birlikte. Hani düz olmasına rağmen gerçekten gereksiz değil mi ya? Allah'tan alacağımı almışım zamanında. Şöyle arkadaşlar tencereler vesaire var ama hiç gösteremeyeceğim sizlere. Direkt şu şeyler, fincan. Şunları zaten her yıl başında görüyoruz. Kupalar falan. Ne kadar? 136 lira yüksek. Bence yine hala. Hani ay düşürüyordum az kalsın. Oturmadı sandım yerine. Şu rende var ya arkadaşlar kendime de annemlere de almıştım. Rende inanılmaz iyi. Fiyatı da bence hala makul yani. En son kaça almıştım? 40'ı mıydı? Tam hatırlamıyorum ama şu aşağısının yani şu kısmının plastik olması koyduğunuz yerde sabit durmasına neden oluyor ve şuradaki tutma yeri çok iyi. Mesela böyle şeyleri falan tuttuğunuzda hani eliniz acır. Yani açıkçası ben ona dikkat ettim rende alırken. Bayağı hoş o. Benimki bundan. Şöyle süzgeçler falan var. Böyle tek alabileceğiniz bazıları setli oluyor. Yani ne kadarmış bakalım fiyatı. 15 santim 120 lira sağlam ama güzeller. Yani böyle boyutuna istediğiniz tipe göre değişir. Havanlar vesaire. Ondan sonra her şeyimiz nerede bizim ya? Bir kek standımız vardı buralarda. Sanırım heh, şurada. Ay. Bu benim çeyizimin ilk parçası arkadaşlar. Beyaz bendeki. Bunun şu güncel fiyatı 591 lira. Çok güzel. Çok 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 güzel. Ondan sonra şu mermerlerden birkaç parçam var benim. Gerçekten porlandığı çeyiz yapanlara öneririm. Böyle güzel demir başlarınızı, işte sunumluklarınızı, böyle hoş olsun dediğiniz şeyleri biraz düşünmeden alabilirsiniz. 144 lira bunun fiyatı. Bayağı üzerinde durdum şu an videonun. Şu açacak alıp da kırılanları ne olmuştu ya? Emin değilim ama öyle hatırlıyorum. Şurası falan çıkmıştı sanırım. Fiyatı ne kadarmış? 97 lira. Ama güzelmiş. Bayağı hoş şeyler. Şöyle bir setin, mesela bu set de çok güzel. Bence bir de gold şekli olanı var. Fiyatı ne kadar? 300 lira. Güzel bir hediye olabilir. Şu yağdanlıkların şey rengi vardı bende. Neydi? Bir tane renk var ya. Ay kol amber renginde. Gözüm şuna gitti. Bayağı unuttum. Amber renginde yağdanlık. Bu arada bakmışken buna da. Bunun fiyatı 360-50 lira mı? Ha 50 lira. Umarım fiyatları yanlış okumuyorum. Dur. Şu yağdanlıklara bakalım fiyatına. Uygundu ya bunlar. 101 lira. Evet. Güzel oluyor onlar da böyle. Şöyle bir yağdanlık. Ay bu da çok güzelmiş. Mutfakta durabilir. 660 lira. Böyle. Basit. Evet 4 parça. Yani altındakiyle birlikte. Güzel. Bu şekilde. Şöyle süzgeçlere biraz bakalım büyüklere. Bunun fiyatı ne kadarmış? Ekranı durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben okuyamıyorum. Ama kaliteleri falan güzel, sağlam. Şu nedir? 260 lira asla etmez, asla. Şu sunumluklarda da kullanabileceğiniz tahtalar 120 lira. Bu bile daha çok iş görür. Böyle kek kalıpları falan yani her markanın kendisinden alabileceğiniz ürün çeşitleri fazla fazla. Yani Portland'dan kek kalıbı alır mıyım? Hayır, Tefal'den alırım gibi. Ya da işte Portland'dan ne alırım? Tabak çanak gibi. Böyle sunumluk güzel parçalar. Aşağıda orada gözüm takılmışken göstereyim size. Tepsi böyle bayağı güzel rengi ya. Çok güzelmiş. Fiyatı 175 lira.
Bir tepsi için büyüksün canım ya. Şey, fiyatın büyük. Bu ne kadarmış? Bu da 50 lira. Öyle. Şu şeyler 302 lira. Aa, sadece limon sıkacaksın. Ne gerek var ya? Paşabahçe'nin buna benzer bir şey var. Böyle sıkı limonla geçsin. Ya da o bildiğimiz demir dökümler var ya son zamanlarda çıkan. Onlar daha iyi. Daha da uygun. Şöyle ne kadarmış? 75 lira bir adeti. Şu güzelmiş. Benim bunlardan Lina's'tan almıştım. 6 tane var bu renk. Kahverengi. 65 lira. Böyle Amerikan servis. Böyle renkleri falan var sanırım bu modelin. Şunlar falan. Masa örtüleri mi bunlar? Aşağıda olduğu için eğilemiyorum fazla. Hoppa. Ya runner'mış. Şu bakalım fiyatına ve ölçüsüne. Yazmıyor üzerinde arkadaşlar. Yazmıyor. Yani 80-100 lira civarıdır diye tahmin ediyorum ama bilemedim. Şu da çok güzel. Bu gösterdi Morokkoların şeyi. Benzer desen masa örtüsü olarak kullanılabilir diye. Masa örtüsü 260'a 175 bayağı iyi dikdörtgen ama fiyatı işte yazmıyor. Mesela böyle daha sade olsun derseniz bu daha iyi. Ya bunlarda fiyat yazıyor mu? 120 lira. Ne bu? İkili peçete. Çok yüksek. Bence. Ah, bir de şunlar falan var böyle servis setleri falan. Bunun fiyatı ne kadarmış? 201 lira. Böyle. Şunu göstereyim diyeceğim de koparmışlar mı bunu? 4 adeti. Adeti 75 lira. Çok değil mi ya? Böyle modelleri ve fiyat aralığını öğrendik. Modellere bakmak isterseniz yukarıda olduğu için elime tek tek almakta zorlanıyorum şu anda. Şunlar nedir acaba? Ay alamıyorum. Aynısını alacağımı şaşırdım. Bayağı ince müslin gibi bir şey bu. Müslin aynen. Müslin taşranır. 50'ye 150 santim 140 lira. Böyle. Kokular mokular. Kavanozlar vesaire de var burada. Yani çok kavanoz alır mı, alınır mı Portland'dan? Yani alınmaz çünkü bu modeli her yerde bulabilirsiniz. Fikirlerimi açık açık söylüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar aşağıya. Desteklerinizi. Ne kadarmış bu? 166 lira. Yanlış okumuyorum değil mi? Evet. Böyle bir peçetelik 260 küsür. Bayağı ağır. Güzelmiş, şık, beğendim. Siyah severler için güzel olur mutfakta. Şöyle şey var. Havlu peçeteliği. Böyle katlı meyvelik. Fiyatı da 525 lira. Böyle. Ay, çeviremedim. 260 küsür. Havanlar falan da güzel ama yani kullanan var mı bilemedim. Yani dekor için hoş olur. 350 lira. Bu da bayağı bilinen eski bir seri. Böyle her bir parçası dediğim gibi mixlenebilir ayrı ayrı. Şu serinin parçaları böyle. İçeriği de bu şekilde. Şurada dekorasyona dair şeyler dikkatimi çekiyor. Şamdanın fiyatı 650 lira. 25 santim. Çok güzel gerçekten. Şöyle askılıklar. Fiyatı ne kadarmış yazıyor mu burada? Duvar askısı 200 lira. Şu çok güzel arkadaşlar. Çok 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 güzel gerçekten. Bunun fiyatı ne kadar?
300 değil 200 liraymış. Bayağı güzel mum söndürücü. Şöyle gümüşü falan da var. Bir de siyahları zaten biraz göstermiştim size. Sepetler vesaire. Yine şu da güzel bir mumluk masada. Bunun da fiyatına bakalım. 360 lira. Aa, böyle tekli de varmış. Çok güzel. İki tane falan yani olur ya da tekli de olur. Ne kadarmış bunun fiyatı? 133 lira. Bir diğer farklı model 155 lira. Şu da çok şık. 550 lira. Böyle küçük minik saksılar. Onun fiyatı 61 lira. Şu küp çok güzel. Ama şu an burası sallanır mı bilemedim. Bayağı hafif seramik çünkü. Fiyatına vallahi bakacağım. Ne kadar? 600 lira. Hala bitiremedim Bitiremedim çünkü video çekiyorum arkadaşlar. Buna bakar mısınız? O videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beni desteklemeyi ve yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.